46. sorudayız. Aşağıdaki şekilde AB doğru parçası C'ye paraleldir. Sanırım burada bir yazım hatası var, değil mi? Burası CD olmalı. Evet, evet yazım hatası olmalı. Tamam, buna göre AB ile CD paralel. Evet, aslında yazmak istedikleri bu. Çünkü bir köşe ile paralel olamazsınız, değil mi? Tamam. Daha sonra ne demişler bakalım? X'in değeri nedir? Şimdi bunu şu şekilde düşünebiliriz. Eğer bunlar iki paralel doğru ise bu durumda buradaki doğru parçası ortak kesendir. Eğer iki çizgiyi bu şekilde uzatırsak bakalım bunu güzelce yapabiliyor muyum? Evet. Eğer bu çizgiyi bu şekilde uzatsaydım ve eğer bu çizgiyi de şu şekilde uzatsaydım bu durumda AD kesen olurdu. Evet, bunu da uzatalım. Peki. Bunu böyle uzatsaydım bunun bir kesen olduğunu daha rahat görüyorsunuz. Değil mi? Sanırım fikri anladınız. Peki eğer bu bir kesen ise kesenlere ilişkin olarak ne biliyoruz? Buradaki açının bunu küçük çizeyim. Buradaki açının buradaki açı ile eş olduğunu biliyoruz değil mi? Yöndeş açılar. Buna göre bu açının ölçüsü de x artı 40'tır. Çünkü bunlar yöndeş. Bunu kolayca görebiliyorsunuz. Şimdi bu x artı 40 ve bu x eksi 40 ve bunlar bütünler açılar. Bu durumda bu iki açının ölçüleri toplamı 180'e eşit olmak zorunda. Şimdi bunu yazalım x eksi 40 artı x artı 40 180'e eşittir. Çünkü bunlar bütünler. 40'lar gitti, Eksi 40 artı 40. Bunların toplamı 0 eder değil mi? 2x eşittir 180 ve x eşittir 90. Yani doğru cevap D seçeneği. Evet, D. 47. soru. Bir beşgenin iç açılarının ölçüleri 2x, 6x, 4x eksi 6, 2x eksi 16 ve 6x artı 2 imiş en büyük açı kaç derecedir diye sormuş. Öncelikle bir beşgenin iç açılarının ölçüleri toplamının kaç derece olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi rastgele bir beşgen çizeyim. Bakalım bunu becerebilecek miyim aslında. Burada beşgen çizmek için bir araç var. Bunu kullanabilir miyim? Bir deneyeyim. Bu nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama sadece bir beşgen çizmeye çalışıyorum. 1 2 3 4 5 Bu araç doğru çizenden farklı mı çalıştı? Bilmiyorum veya ben kullanmayı bilmiyorum. Her neyse tamamdır. Peki. Bir beşgenin içine şimdi kaç tane üçgen çizebileceğimi düşüneyim. Bu bana beşgenin iç açılarının toplamının kaç derece olduğunu söyleyecek aslında bunu bulmak için bir formül var ancak formül kullanmak yerine mantık yürüterek bulmak daha iyi çünkü formülü unutabilirsiniz veya daha kötüsü Hatırlayabilirsiniz ancak kullanmak için kendinize güvenemezsiniz veya bugünden 10 yıl sonra formülü yanlış hatırlayabilirsiniz, değil mi? Dolayısıyla yapılacak en iyi şey eğer bir beşgeniniz varsa bunun içindeki üçgenleri saymak. Son derece kolay. Formülü kullanmaktan çok daha kolay. Buna göre bir beşgenin içinde 3 tane üçgen var. Yani iç açılarının toplamı daima 3 çarpı 180 olacak. Çünkü içinde 3 tane üçgen var. Her üçgende 180 derece var. Az önce yazdığımı görmediğinizi biliyorum. Düzeltelim. Buna göre bu açıların tümünün toplamı bu 3 üç üçgendeki açıların tümünün toplamına eşit olacak. Yani 3 çarpı 180 dersek 540 dereceye eşit olacak. Bütün iç açıların ölçüleri toplamı budur. Şimdi bize diyorlar ki, bu 2x'tir, bu 6x'tir, her neyse. Kısaca bu terimlerin tümünün toplamı 540 dereceye eşittir diyorlar. Bunları düşey olarak yazacağım. Böylece daha kolay toplayabileceğiz. Eğer buraya 2x, 6x, 4x eksi 6, 2x eksi 16 ve 6x artı 2 yazarsak en büyük olanı da bu olacak değil mi? Ve bu toplam 540'a eşit olacak. Şimdi bunları toplayalım. Eksi 6, eksi 16, bunlar eksi 22 eder, artı 2, Eksi 20. Tamam, eksi 20 ve 2x artı 6x bunlar 8x eder artı 4 12'dir. 12 artı 2 14 ve 14 artı 6 20'dir. Yani bu 20x eksi 20 eşittir 540 haline geldi. 540'ı göremiyorsunuz. Bunu bir kez daha yazayım. 20x eksi 20 eşittir 540. Şimdi denklemin her iki tarafını da 20 ile bölelim. Ne elde ediyoruz? Solda x eksi 1 eşittir. 54 bölü 2'den bu da 27'ye eşit değil mi? Her iki tarafa 1 ekleyin. x eşittir 28. Bize ne sormuşlardı? En büyük açının kaç derece olduğunu. En büyük açı bu. Bu en büyük, evet 6x artı 2. Buna göre 6 çarpı 28, bu 48, 2 çarpı 6, 12 artı 4, 168 yani 168 artı 2, bu da 170 derecedir. Yani C seçeneği. Soru 48. Şekle göre 1 ile numaralandırılmış açı kaç derecedir? Soru bu. Sanırım açı oyununa girmeye başlıyoruz. Bunlar aslında eğlenceli çünkü sadece basit birkaç kuralı kullanarak mantık yürütebileceğiniz ve buradaki her şeyi doldurabileceğiniz soru tipleri. Şimdi bunu düşünelim. Bu 36 derecedir. Bize buradaki açının tamamının bir dik açı olduğu söylenmiş. Yani buradaki açı 36 derece için tümler açı olacak. 36 artı bu açı 90'a eşit olacak değil mi? Buna göre burası nedir? Bu 90 eksi 36'dır. Yani 54'tür. Bu 54 derece olacak. 90 eksi 30, 60. Tamam burası 54. Ve buradaki açı bu da 88'in bütünler açısı olacak. Yani bu, bunu farklı bir renkle yazayım. Bu 180 eksi 88 olacak ki bu da 92 dereceye eşittir. Şimdi bu açı 1 artı 54 artı 92 eşittir 180 olacak değil mi? Bu durumda biliyoruz ki açı 1 artı 54 artı 92 180'e eşit. Evet açı 1 artı 146 eşittir 180 oldu. 146'yı doğru topladım değil mi? Evet, şimdi her iki taraftan 146 çıkartalım. Açı 1'in ölçüsü 80 eksi 40, 40'tır. Yani 80 eksi 46 eşittir 34 derecedir. Evet, buna göre cevap A'dır. Soru 49. WZX açısı şekle göre kaç derecedir diye sorulmuş buradaki açının ne olduğunu bilmek istiyorlar. Biraz daha açı oyunu oynayacağız demek ki. Bakalım, bu açının ne olduğunu hemen görebiliyoruz. Çünkü bu açı 132 derecelik açının bütünler açısı. Yani bu 180 eksi 132 olacak. Peki bu kaçtır? 80 eksi 32, 80 eksi 30, 50 eder. 80 eksi 32, 48 edecek. Yani bu 48 derecedir bu açı artı bu açı bu açıya eşit olacak. Pardon. Bu açı artı bu açı artı bu açı 180'e eşit olacak değil mi? Az önce ne söyledim bilmiyorum. Sanırım yanlış bir şey söyledim. En iyisi bunu yazayım. Bu açı eşittir 180 eksi 52 eksi 48'dir. Çünkü açıların toplamı 180'dir. Buna göre bu 180 eksi. Bakalım bunların ikisi eksi 100 ediyor değil mi? Eksi 100 yani burası 80 dereceye eşittir. Buradaki açı 80 derece. Bizden bulmamızı istedikleri açı ise bunun karşısında olan açı yani ters açı. Bu açılar da birbirine eşit ve bu da 80 derece olmalı. Yani doğru cevap A seçeneği. Evet 50. soruya bakalım düzgün bir altıgenin bir dış açısının kaç derece olacağı sorulmuş. Düzgün bir altıgen dendiğine göre kenarların hepsi aynı uzunlukta, yani eşkenar ve açıların hepsi de birbiriyle aynı ölçüye sahip olacak, öyle değil mi? Yani eğer iç açıların toplam kaç derece olduğunu bulursak, bunu 6'ya bölerdik ve iç açılardan bir tanesinin kaç derece olduğunu bulurduk. Daha sonra da bu bilgiyi kullanarak dış açıya ulaşabilirdik. Peki, hadi başlayalım. Bir kez daha bir altıgen çizerek başlayacağım. Önce bir altıgen çizelim ve sonra bunun içindeki üçgenlerin sayısına bakalım. İki kenar, üç kenar, dört, beş ve altı kenar. Burada kaç tane üçgen var? Bir, iki, üç, 4 tane üçgenim var. Bu altıgenin iç açılarının ölçüleri toplamı düzgün altıgen olsun veya olmasın herhangi bir altıgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 4 çarpı 180 olacaktır ve bu da 720 derecedir. Bu düzgün altıgen olduğu için ise iç açıların hepsi birbirine eşittir. Yani her birisi 720 bölü 6 olacak. 72 de 6, 12 kere var. Buna göre bu düzgün altıgenin iç açıları 120'şer derece olacak öyle değil mi? Çok düzgün çizemedim tabi. Bunların hepsinin eş olduğunu varsayın. Bunların her birisi 120 derece. Tamam. Şimdi eğer bu açıların her biri 120 derece ise dış açılardan birinin ölçüsü nedir veya diyebiliriz ki eğer bu 120 derece ise bunun bütünleri nedir? Çizgiyi uzatalım. Peki bunların ikisinin toplamı 180 derece olmalı. Buna göre 180 eksi 120 yani 60 derecedir. Bunu herhangi bir kenarda yapabilirim. Buradaki çizgiyi uzatabilir ve burası 60 derecedir diyebilirim. Yani dış açıların her birisi 60 derecedir. B doğru yanıt. Peki bir tane daha çözmek için vaktimiz var mı? Yok. Peki bir sonraki soruyu diğer videoda yapalım. Görüşmek üzere.